Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinde Çin'in Doğu Türkistan bölgesindeki insan hakları ihlallerini gündeme getirdiği bildirildi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephen Dujarric, Kuşak ve Yol 2. Uluslararası İşbirliği Forumu için Pekin'i ziyaret eden Guterres'in Xi ile görüştüğünü kaydetti. Görüşmede Guterres'in Çin'in Doğu Türkistan bölgesinde eğitim kampı adı verilen merkezlerde tutuklu bulunan Uygurlar meselesini gündeme getirdiğini belirten Dujarric, Guterres'in Xi ile görüşmesinin samimi ve dürüst bir ortamda geçtiğini ve insan haklarına saygının öneminin vurgulandığını kaydetti. Doğu Türkistan bölgesinde kendilerinden 2017 yılından beri haber alınmayan 40 Uygur kadının toplama kamplarında tutulduğu ortaya çıktı. Euronews'in haberine göre kamplardan serbest bırakılan kadınlara zorla domuz eti yedirilip içki içirildiği öne sürüldü. Özgürlüğüne kavuşan kadınların Pakistanlı kocaları, eşlerinin İslami yaşamdan tamamıyla uzaklaştırılması sonrası serbest bırakıldığını belirtiyor. 2017 yılında Doğu Türkistan'da ortadan kaybolan yaklaşık 40 Uygurlu kadın evlerine geri döndü. Ancak bu kadınların Pakistanlı kocaları eşlerinin artık eskisi gibi olmadığını, toplama kamplarında dayatılan uygulamaların hayat arkadaşlarını değiştirdiklerini kaydetti. Venezuela'da ordudan ayrılan bazı askerler Guaido'nun tarafına geçti. Savaş uçakları Caracas ve başkanlık binası üzerinde alçak uçuş gerçekleştiriyor ve askerler stratejik noktaları kapatmaya başladı. Venezuela İletişim Bakanlığı bir darbe girişimi olduğunu doğruladı. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Guaido, ülkenin 24 eyaletinde sokağa çıktı. Bu geri dönüşü olmayan bir yol. Gelecek bizimdir. Halk ve silahlı kuvvetler hükümet gaspını durdurmak için bir aradadır, dedi. ABD Başkanı Trump, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin, Venezuela'daki durumu çok yakından takip ediyorum. ABD, Venezuela halkına ve onların özgürlüğüne destek veriyor değerlendirmesinde bulundu. İsviçre'nin Çin'in yeni İpek Yolu projesine katılma kararı Almanya'daki ulusal gazetelerde sert dille eleştirildi. İsviçre, Çin'in tartışmalı altyapı girişimi yeni İpek Yolu projesine dahil olma kararı aldı. İsviçre Cumhurbaşkanı Pekin'de Xi Jinping tarafından devlet ziyareti kapsamında ağırlandı ve bu sırada ikili bir niyet mektubu imzaladı. İsviçre'nin bu kararı Alman gazetelerinde eleştirilere sebep oldu. Almanya'nın Süddeutsche Zeitung gazetesi İsviçre'nin katılımını bu ülkenin basiretsizliği olarak değerlendirdi. Save the Children kuruluşu Yemen'de sene başından bu yana 15 yaş altı en az 100 bin çocukta şüpheli kolera vakasına rastlandığını bildirdi. Örgütten yapılan açıklamada ülkede 1 Ocak 19 Nisan tarihlerini kapsayan sürede toplamda 236 bin vakaya rastlandığı ve bunun 105.384'ünün 15 yaş altı çocuklardan oluştuğu ifade edildi. Bu veriler toplam vaka sayısının %45'ini çocukların oluşturduğunu ortaya koyuyor. Rakamların geçen yılın aynı dönemine göre 9 kat arttığı görülüyor.